Beyzü Baykan. Şimdi e, bir kere böyle bir açık yara bence yoktu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu hangi hedefle işte daha sonra bugün e, Engin Özkoc e, özetleyerek e, dedi ki işte biz barış istiyoruz, huzur istiyoruz, ayrışmayalım. İşte helalleşme olsun bu konular bir daha gündeme gelmesin şeklinde. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin hedefi bu olarak bunu ortaya koydu ve bir kanun teklifi haline getirdi. Ama bana sorarsanız ben kendi fikrim olarak bence böyle bir açık yara bence yoktu. Yani böyle bu açık yara yoktu çoktan kapanmıştı ve şu anda gündem Ekonomiydi. Şu anda gündem enflasyondu. Şimdi hep deriz ya e, e, Sayın Erdoğan gündem değiştirmede eksperdir deriz. E şimdi burada AKP'nin ve iktidarın ve Erdoğan'ın en sıkıştığı anda e, ekonomi, enflasyon, dolar hepsinin şahlandığı bir, bir noktada e, birden gündemi CHP değiştirdi. Bu CHP açısından hani o bahsettiği barış, ayrışmayalım, huzur. Evet iyi niyet ama bu iyi niyet için bir böyle bir açık yara bence yoktu. İkincisi de yanlış zamanlamaydı bu diye. İşte ben, böyle bir tepki alabilir söylediğin bu. Ben düşünüyorum. Olay bu yani. Şimdi ben e, genelde bu, bakıyorum e, yani CHP ve onun hinterlandına. Bedir Baykam Aynı. bu duygusunu ama paylaşıyor işte, insanlar yani. Evet. Yani doğru bir tepki dile geldi. Bu tepki var yani. Şimdi e bu güçlü e, bir tepki. Şimdi bir, bir başka gerçek var. E, şimdi siyaseten herkes oy almak için her şeyi neyi kullanabiliriz diye e, işte eksperler, bakanlar, danışmanlar toplanıp neyi kullanıyoruz, ne yapıyoruz, ne söylüyoruz diye toplantılar yapıyorlar değil mi? Bunu İktidar da yapıyor, muhalefet de yapıyor. E şimdi e, e, birden iktidarın önüne işte bütün bu eski en büyük silahları olan e, başörtüsü mağduriyeti, işte e, başörtüsüyle ilgili polemikler, geçmiş davranış biçimleri, işte geçmişte siz şunu söylediniz, bunu ettiniz, işte videolar, hatırlatmalar. Birden böyle bir saha açıldı iktidarın önünde. Yani bu bence iktidarın rüyasında göremeyeceği bir e, çok doğru. Hatalı bir, Hata bir fırsat. Tamam, bu çok doğru. Katılıyorum yüzde yüz. Bütün bu söylediklerinize evet. katılıyorum ama şöyle bir durum var. Sizin ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum bu konuda. Hı. Şimdi kendinizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine koyun. Ee, seçim geliyor. Hı hı. Önümüzde bir seçim var ve eee bu %50.1 meselesi nedeniyle de karşı cepheden de bir miktar oy almanız gerekiyor. Orayı da ikna etmeniz gerekiyor ve Türkiye'de birtakım muhafazakar insanlar var. Var olduğu söyleniyor ve bu insanların başörtüsü kazanımı var. Evet. nedeniyle hassas olduklarını eğer bir iktidar değişirse bu konuda Kazanımlarının elde gide, elden gideceğinden endişe ediyorlar. Diyelim ki Ak Partiden adam sıkılmış başka bir partiye oy verecek ama bu konuda bir endişesi var. Kemal Bey bu endişeyi gidermek için bu adımı atıyor. Atmamalı mıydı? Böyle bir adıma da mı ihtiyaç yoktu? Siz devam edin ama bir tek cümle araya. Ama tek cümle. Tek cümle. Ama tek. Cümle. Olur. <laughs> Çünkü bu önemli söylediğiniz... bir konu. Ben Bedri Bey'in buna Hakan ne Hakan Bey, yani. bu söylediğiniz sebepten <laughs> dolayı bir tek oy kazandıramaz CHP. O kadar söyleyeceğim. Şimdi ben hala diyorum ki... Böyle, bu cümlenizi unutmayın, onu soracağım. Tamam. tamam. Böyle bir kanayan yara yoktu. Bu, 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 yara... Ama böyle bir endişe var. Bir dakika. Yara yok. Bir dakika, böyle bir yara yoktu. Bu yara vardı ama kapandı. Tamam zaman bunu kapattı yaşananlar seçimden bunu kapattı seçimden sonra iktidar değişirse bu yara yeniden açılır endişesi var bu endişeye Şimdi, cevap vermesin mi adam bence şu anda iktidardan veya iktidarın iktidar hakkında konuşulanlardan veya ekonomiden veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın artık 22 yıldır eee işte e, bir illa değişim olsun başka biri gelsin bir başka bir umudumuz olsun diye bakanlar şu bu onların bence artık şu anda böyle bir başörtüsüyle ilgili endişeleri e, yok. Muhafazakar seçmenin bence artık böyle bir endişesi yok. Çünkü Türkiye'de toplum gerçekten bunu zaten aştı, aşmıştı. Şimdi bunu ek bir şey söylemek istiyorum. Pek dile getirilmeyen Bakın bu başörtüsü kavgaları 1990'ların başından itibaren en yoğun olarak yaşandığında bizler de yine bu tartışmanın ortasında vesaire yer aldığımızda çevre diğer ülkelerde de yaşananlar vesaire göz önüne alındığında bizim en sevdiğimiz yazarlarımız gazetecilerimiz sırayla şehit edildiğinde bu tartışmalar sıcaktan da öte hani e, bir alevlenmiş durumdayken e, sonuçta laik kadınlarımızın laik halk kesimlerinin de ya bir dakika ya bunlar iktidara gelirse e, kalkıp bizi e, bilmem Suudi Arabistan'daki gibi İran'daki gibi zorla kapatmaya mı çalışacaklar? Türk kadınla bunu mu yapacaklar Finans şeklinde bunların da konuşulduğu bir ortamdı. bu böyle endişeler de vardı. Vardı. Şimdi doğru. zaman aradan 20 yıl geçti. Zaman bir şekilde bu tartışmaları ve bu bu kaygıları da dindirdi. Bu kaygıları boşa çıkardı. Bu kaygıları çıkardı. da dindirdi. Bu da Türkiye'nin hani bu bu tartışmadan ve 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 bu alevli kavgadan aslında iyi bir şekilde toplumsal barışla bu konuda bu, bu sorunsalla vedalaşmakta olduğunu bize zaman kanıtlamıştı. O yüzden ben diyorum ki şimdi bir şekilde laik, seçmen ve halk kesimleri ve muhalif kesimler kadınlar konusunda AKP ile ilgili birçok endişeleri var. Onların hepsini sayabilirim. Başta İstanbul Sözleşmesi veya kadına bakış, kadının illa işte kadın evde kalsın da işsizlik artmasına kadar sırayla sayabilirim bir sürü sorunlu iktidar doğru. Ama en azından bu başörtüsü konusundaki tartışmada bir pasifizasyon vardı her iki tarafta. Bunu neden biz yeniden açtık da, bakın böyle bir yara vardı, İşte bu böyleydi, biz artık öyle Ya biliyoruz sizin öyle olmadığınızı. Ben şu anda mütedeyyin seçmen denilen seçmenlerin e, Sayın Kılıçdaroğlu'na bakarken hiç ya bu adam da yarın e, cumhurbaşkanı olursa, iktidar olursa acaba bizi tekrar e, işte başörtüsünü, e, bana e, bir savaş açar, hiç öyle bir endişe taşıdığını... Zerre kadar zannetmiyorum ee, ama ben bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, şu anda yalnız bunu hatırlatma olarak koyacağım fakat tartışmayan tartışmanın ilerleyen safhasında bunu açacağım. Ee, bir kere Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu en azından kamuoyuna yansıyış şekliyle yalnız bir hani türbanın başörtüsünün o da hangisi olduğu da belirsiz. Nerede, nasıl, her yerde takılıp takılmayacağıyla ilgili her türlü yeşil ışık yasayı çıkaralım dediği zaman bunu topluma sunuş noktasında çok daha genel bir özgürlükçü dil e, almasını beklerim CHP'nin. Nasıl? Yani mesela Herkese açık istabedim. konuşalım ben e, efendim Gülşen'in kıyafetlerinin de tartışma konusu ve baskı konusu yapılmasını ama e veya Aleyna Tilkin aması yok bak. Hayır kinle, Kemal kinle. Bey onu söyledi onu söyleyeceğim. E, yani, haksızlık etmeyin. Yani peki. kadın kıyafetini şeyden siyasetin gündeminden çıkarıyoruz dedi. E. Yani onu da kapsayan bir özgürlük. kamuoyuna hakkı yani. şekli. Ha, o doğru. O biraz kamuoyuna yansıyı şekli bir turban tartışması. Da, bu daha fazla vurgulanabilirdi yani, şimdi bu kısmı Yani ben e, CHP'nin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun Kadınların artık sahne kıyafeti Aleyna Tilki böyle giyinmiş, Gülşah şöyle giyinmiş, öbürü şort giymiş veya bir belediyede çalışan bir hanımefendimiz mini etek giymiş, dekolte giymiş, kolsuz giymiş. Onların da tartışmadan çıkması gerektiğini ve dolayısıyla bu özgürlükçü bakışın ne kadar kapanmayı kapsıyorsa açılmayı ve işte kadınların seçtikleri kıyafetle istedikleri kıyafeti istedikleri gidecekçe. seçtikleri kıyafetle o e, istedikleri görevi yapmaları şeklinde bunu duymak isterim ve bu tartışmanın yalnız yine türban başörtüsü eksenine 90'ların başına dönmesini istemem. Gayet net ortaya koyduğunuz görüşlerinizi. Teşekkürler.